Şimdi bize öğretildi ki işte çocuğunuzu hafız yaparsanız, çocuğunuzu Kur'an öğretirseniz işte o aile cennete gider, çocuk ona şefaatçi olur. Şimdi tam da bu bağlamda yani biz çocuğumuzu bilim adamı yaparsak cennete gitme ihtimalimiz var mı? Ve bilim adamı olan çocuğumuz kaç tane kişiye şefaat edebilir hocam? Bunu eğer peygamberimize nispetle söylüyorlar, üfürüyorlarsa bu yalanı, peygamberimiz çocuğu olan Fatıma'yı hafız yapmadı. Yani bunu bir buraya koyalım da, Koyalım hocam. yani Öyle cevap verelim. doğrarken biraz küçük doğrasınlar, Allah Resulüne yalan ve iftira atmasınlar, yoksa cehennemdeki yerlerine hazırlansınlar. Yani Eyvallah hocam. benim adıma söylemediğim bir sözü söyleyen bir kimse cehennemdeki koltuğuna hazırlansın diyor ya sevgili elçimiz Resulümüz. Onun için cehennemdeki koltuklarına hazırlansınlar. Zaten dünyayı da cehenneme çeviriyorlar yani. Onun için Allah Resulü'nün şaibe bulaştırıyorlar. Cenneti ucuza getiriyorlar. Beleşçiler ve bu tiplerin emeğe saygı duymasını, alın terine saygı duymasını, risk almasını, bir şeye emek vermesini bekleyemezsiniz. Bu tiplerden oluşmuş bir toplum çürümüş bir toplumdur. Nitekim de resimde görülen budur yani şekilde görülen budur. Evet, yani çocuğumuzu bilim adamı yapsak. Genetik bilimci yapsak Efendim, hocam mesela. yani yok fizikçi Fizikçi yapsak, yapalım mesela. astrofizikçi yapsak, Astrofizikçi yapalım. parçacık fizikçisi Evet. yapsak, kimyacı yapsak. Sevaba girmez miyiz hocam? Efendim, sevaba girmez miyiz? Aslında daha önce de söyledim, şunu söyleyeyim. İlim dindir, din ilimdir. Eyvallah. Bilim dindir, din bilimdir bir. İkincisi, ben uzmanlık alanım tefsir. Benim tefsirde yaptığım çalışma ne kadar değerliyse bir fizik aliminin yaptığı çalışmada o kadar değerlidir Allah nezdinde. Eyvallah. O da Zira ayetleri nokta net. ben Kur'an'ın ayetleriyle ilgileniyorum. O ise yeryüzünün ayetleriyle ilgileniyor. Bir botanikçi bitki ayetleri, bitki Kur'an'ının ayetleriyle ilgileniyor. Bir kimyager tabiat ayetlerinin Kur'an'ının ayetleriyle ilgileniyor. Bir astronom astronomi alimi daha doğrusu uzay ayetlerinin, kainat ayetle Kur'an'ının ayetleriyle ilgileniyor. Eyvallah hocam. Ayetler arasında biz yarış mı yapacağız, Hı, tokuşturacağız mı? bağlantı mı? Ayetleri birbiriyle tokuşturacağız mı? Hayır. Maalesef Onun öyle için yapıyoruz hocam. hangi alanda olursa olsun, yani benim tefsirle uğraşmaklığım beni ondan üstün kılmıyor. Asla böyle bir şey yok. Onun için de çocuğumuzu ne yapıyor olursak olalım ona ciddi uğraş alanında ciddi keşif yapacak, bilgiyi üretecek. Keşif yapacak, bilgiyi üretecek, geçmişte üretilmiş bilgiyi sorgulayacak. Eski cevaplara yeni sorular soracak Soracak. ve sorduracak ve geçmişten gelen bilginin döküntülerini ve posasını ayıklayıp ataların ocağından gelen o bilginin külünü atıp közünü de geleceğe daha kışkırtılmış bir halde taşıyacak biri olarak yetiştirirsek Allah'ın istediği bu olur.